Merhabalar. Bu videoda Comosys'teki malzeme veri tabanını nasıl yöneteceğiz? Onu öğreneceğiz. Gerek yapısal elemanlar olsun, çubuk elemanları, kabuk elemanları gibi, gerekse detaylandırma ile ilgili elemanlar olsun, civatalar, levhalar gibi. Bütün bu nesneler malzeme özelliklerini Comosys'in malzeme veri tabanındaki malzemelerden alır. Malzeme veri tabanına burada görmüş olduğunuz analiz girdi araçları adlı araç çubuğundan buradaki taramalı ikon vasıtasıyla ulaşırız. Ya da yine diğer komutlarda olduğu gibi F3 tuşuna basarak komut listesini getirebilir ve burada arama yaptırabiliriz. Ve buradan komutu çalıştırırız. Çalıştırdığımızda Comosys'teki veri tabanındaki malzemelerin listesi görüntülenir. Normalde boş bir modeli yarattığınızda Comosys belli başlı malzemeleri sizin için tanımlar. İşte çelik, yapısal çelik ve betonarme için, civatalar, kaynaklar ve donatı demirleri için. Bu malzemelerin isimlerini ve özelliklerini değiştirebilir ve gerekiyorsa buraya kendi istediğiniz malzemeleri tanımlayabilirsiniz ek olarak. Önce var olan malzemelerin özelliklerini nasıl görürüz ve değiştiririz onu görelim. Bunun için bu listedeki herhangi bir elemana çift tıkladığınızda malzemenin özellikleri görüntülenir. Burada isim hanesinde ismine yeni bir isim verebiliriz. Dilersek. Malzemenin yapısal özellikleri burada yer alıyor. Elastik modülü, kayma modülü, Poisson ratio rakamı, birim kütlesi, birim ağırlığı, ısıl genleşme katsayısı ve birim ağırlıktaki tutarı. Ayrıca malzemenin eleman tasarımında kullanılan bazı özellikleri de yine burada bu alanda görüntüleniyor. Burada görmüş olduğunuz bütün birimler bu alttaki kutucuklarda yazan birim cinsinden. Bunları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Örneğin megapascal için kilonewton ve milimetreyi seçebiliriz. Çeliğin elastik modülü 206 megapaskalmış. Bu rakamları değiştirebiliriz. Değiştirdiğimizde okey dersek kaydolur. Tekrar açabilirim. Bu arada bu düğmeyi de kullanabilirim. Evet, az önce değiştirdiğim rakam görüntüleniyor. Bir malzemeyi silebiliriz. Buradan herhangi bir seçtiğimiz malzemeyi, örneğin bu betonarmeyi sildim ve aradan gitti. Yeni bir malzeme eklemek için buradaki yeni ekle düğmesine tıklıyorum. Yine az önceki diyalog kutusu görüntüleniyor. Öncelikle buradan malzemenin tipini seçmem gerekiyor. Malzeme tipine göre ekstra özellikler girmem gerekebilir. Malzeme tipini seçtikten sonra malzemeye bir isim veririm. Ve malzemenin analizle ilgili özelliklerini ve sonra da dizaynla ilgili özelliklerini ayarlamam gerekiyor. Birimlerimi uygun bir şekilde ayarladıktan sonra istediğim değerleri girebilir. Ve malzememi tanımlayabilirim. Örneğin ben buradakilere dokunmak istemiyorum. Okey dedim. Malzemem tanımlandı. Şimdi bu malzemeyi yapısal elemanlara veya levhalara, civatalara veya başka bir malzemeye ihtiyaç duyan nesnelere atayabilirim.